Bu hafta günlüğüm çok renksiz oldu. Her gün aynı şeyler. Sürekli önceki yazdıklarına baktığın için olabilir mi acaba? Valla hiç de bile. Ya ne yapayım, sıkılıyorum. Hem bugün yazacak hiçbir şey yok ki. Belki ben bu konuda yardımcı olabilirim. Baba! Canım benim. Abi, abi bu ne güzel bir sürpriz. Ya benim gördüğüme ne demeli? Sen ne kadar güzel yürüyorsun. Yakında bu bastonu da bırakacağım abi. Maşallah. Gel seninle günlüğüne yazılacak bir şeyler yapalım. Evi gezmekle başlayabiliriz. Yaşasın. Bir yerden başlayalım. İyi ki geldin. İyi ki gelmişim. Seni böyle gördüm ya Safiye. Bu nedir Süha baba? Hepinizin çayı çok sevdiğinin farkındayım. Ben de size özel bir bitki karışımı hazırladım. Zahmet etmişsin.
Aksine zevkle yaptım. Benim oraya geldiğinde zevkle içmiştin. Orada sen hazırladın, iyi güzel de. Burada kim yapacak bunu? Biz daha bardağımızı yıkamayı beceremiyoruz. Bunu hazırlamakta bir şey yok ki evladım. Sıcak suya atacaksın, 10 dakika bekletip içeceksin. Hem bu gerginliğe de iyi gelir. Benim gerginliğime iyi gelecek tek şey var. O da şu adamların izini bulmak. Ben de buraya kadar sırf sana çayı vermek için gelmedim Erhan evladım. Buyur. Burada işinize yarayacak bir şeyler var. Açabildiniz mi şifreli dosyaları? Açıldı evladım. Ne yaptın Süha baba, dua mı ettin? Her kilidin bir anahtarı mutlaka vardır evladım. Sen neler yapıyorsun Safiye? Mültecilerin sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyorum abi. Burada. Avrupa'nın ortasında bir duyarlılık oluşturmak kolay iş değil. Maalesef öyle. Öyle bir kalede yaşıyorlar ki mültecilerin ölü bedenleri bile onların kıyısına vuramaz. Bu konuda Avrupalıların vicdanına ulaşmak hiç kolay olmuyor. Benim bildiğim Safiye kolay pes etmez. Elimden geleni yapıyorum. Ama kimliğimin gizli olması bazı konularda beni kısıtlıyor. Biliyorum ama bir süre daha böyle devam etmek zorundasınız Safiye. Tamam abi. Sen nasıl uygun görürsen. Elif buraya alışmış görünüyor. Hı. Okul nasıl gidiyor? Gayet iyi. Açığını çabuk kapattı. Arkadaşlarıyla bir sorunu yok. Herkesle anlaşıyor. Müsaadenizle. Sana teşekkür etme fırsatım olmadı canım. Ben kendimi bile unutmuşken sen Elif'le ilgilendin. Şu anda normal bir hayat sürüyorsa senin sayende Safiye. İyi ki varsın. Ne demek abi? Keşke elimden başka bir şey gelse. Keşke senin derdine derman olabilsem. Senin bir anlık huzurun için neler vermezdim. Şu halinin fotoğrafını mı çeksek ne dersin? Elif hiç kaçırır mı? Her halimi çekiyor zaten. Biri fotoğraf mı dedi? Hah. Hadi gel bakalım. Hadi fotoğrafımızı çek bizim. Gel. Abi İstanbul'dan haber var. Gel fotoğrafımızı çek. Elif gel. Cahit hadi.